Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu. 30 yaşında bir oğlum var, hiç evlenmemiş. Bankada 130 TL vadeli param var. Bundan gelen faizi oğluma verebilir miyim yoksa başka fakire mi vermeliyim? Başka bir fakire ver. Ondan da sevap bekleme. Maide 44 ayette göre Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmeyenler Allah kafir ilan ediyor. Günümüzde Allah'ın indirdiğiyle hüküm eden yönetim yok. Bizim bu yönetimleri desteklememiz doğru mu? Bu noktada evet, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir diye ayet-i kerimeler var. Normalde elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Hadis-i şerif mucibince herkes elinin altındakilere Allah'ın hükmüyle hükmetmeye, burada Kur'an ve sünnetin ve imamların içtihatlarıyla hükmetmeye çalışacak. Ama normalde eğer ki gerçekten herhangi bir devlet sistemi Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa, o zaman orada İslam'ın hukuku yoktur. İslam'ın hukukunun olmadığı bir yerde Müslümanlar İslam'ın hukukunun icra edilmesi için mücadele ederler. Mücadele etmek orada farzdır. Mücadelenin yöntemleri, stratejisi, mücadelenin nasıl olacağı, konum, durum, coğrafik durum, ekonomik durum, siyasi durum, askeri konuma göre burada mücadele stratejileri geliştirilir. Bunlar netameli konular. Bu soruyu soran kimsenin ben kasıtlı sormadığına inanıyorum. Çünkü bu soruya cevap verecek olan bir kimse Cumhuriyet Savcısının önünde soluğu alır. Bundan korktuğumdan, çekindiğimden değil ha. Ben yine cevap vereceğim ama netameli konular bunlar. Bunu da altını çizmekte fayda var. Çünkü normalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, insan haklarına saygılı hukuk devleti. Kendini öyle tanımlıyor. Öyle tanımlayınca bir kimse bu laik, demokratik, insan haklarına saygılı hukuk devletini teokratik düzene, sisteme çevirmeye çalışmaktan adam Cumhuriyet Savcısının önünde alırsa olur. Yani bunu normalde soran muhakkak böyle bir tuzak halinde sormuyordur bunu bize. Biz böyle bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ama normalde bunlar böyle bir kimseyi tuzağa alıp KODES'e götürmek için yeterli şeyler. Böyle sormak kolaydır bunlara, cevap vermek zordur. Oturur sorarsın. Dersin ki İslam hukukuyla hükmetmeyen bir kimse kafirin ta kendisi midir? O kimse de normalde konumuna, durumuna, haline göre cevap verecek ona. Bu, o kimsenin normalde ayet-i kerimenin mealine bakarak da buna cevap vermesi de zor insan. Her neyse, mesele bu cenahtan çıkarayım ben. Bunlar önceden bize sorulmuş tuzak sorulardı. Sonra bunlarla alakalı 28 Şubat'ta ben çok sorgulandım çünkü. Bizim eski arkadaşlarımızın hepsi de bizim bu noktadaki fikrimizi, zikrimizi bilirler. Ama yeni kardeşler bilmiyordur belki de. Ben tekrar söylüyorum. Bir Müslüman, bir mümin bulunduğu yerde İslam'ın yaşanması ve yaşatılması için mücadele etmekle yükümlüdür. Bu mücadelesini oranın konumuna, durumuna, haline, ahvaline göre strateji belirler.
Size şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bir örnek göstereceğim. Kalacaksınız. İlk hicret edenler. Nereye hicret ettiler? Hristiyan Necaşi'nin ülkesine, öyle değil mi? Oraya giden Müslümanlar Hristiyan Necaşi'nin oradaki devlet hukukuna uydular mı? Sesinizi duyamıyorum. Kafir mi oldular? Anladınız mı? Hicret ettiler. Medine-i Münevvere'ye ilk hicret eden Müslümanlar orada Allah'ın hukukunu mu, hukukuyla mı hükmettiler? Hayır. Peki Musab bin Ümeyr orada kafir mi oldu? Ondan sonra giden sahabeler, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden önce giden sahabeler var. Medine-i Münevvere'ye yerleşip orada İslam'ı anlatmaya başlıyorlar. Orada İslam kabul görüyor. İslam kabul gördükten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Bakın burada şimdi ben bu mevzuyu açayım ya. Şunu biraz ön tarafı doğralım bakayım. Tamam. Bu çünkü ülke meselesi. Şöyle ülke meselesi. Türkiye'de ne zaman İslami bir diriliş, İslami bir uyanış, İslami bir böyle bir insanların silkelenmesi, ne zaman böyle bir muhafazakar bir yapılanma hükümete geçince böyle birilerine bir şeyler oluyor. Birilerine bir şeyler olunca kaşımaya başlıyorlar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bunlar kurdular. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden şu anki hükümet kurdu. Ben hükümet yanlısı veya karşısı noktasında değilim. Ülke menfaatleriyle alakalı, ülkeyle alakalı, yaşadığımız topraklarla alakalı. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku İslam değil. Hepimiz biliyoruz bunu. Hiç kimse de zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin hukuku İslam'da diyemez. Diyemez hiç kimse. Biz bu nesil olarak bu devleti biz kurmadık. Bu devletin hukukunu da biz oluşturmadık. Ama biliyoruz ki halkı Müslüman olanın, halkı Müslüman olan bu toprakların, bu devleti ayakta kalmış Müslümanların sığınabileceği, yaşayabileceği bence en ehven devletlerden birisi. Sormak isterim şimdi arkadaşlara, kardeşlere. Dünya üzerindeki hangi devletin bayrağının altında yaşamak istersiniz? Pakistan'da mı yaşamak istersiniz? Afganistan'da mı yaşamak istersiniz? İran'da mı yaşamak istersiniz? Suudi Arabistan'da mı? Yemen'de mi? Ürdün'de mi? Sudan'da mı? Mısır'da mı? Irak'ta mı? Suriye'de mi? Lübnan'da mı? Nerede yaşamak istersiniz? Birisi çıksın, mesela her bu sözüm meclisten dışarı, birisi çıksın desin ki Hulusi Kalp ile desin ya ben işte yani burada dinimi, ırzımı, namusumu, aklımı, şerefimi X bir devletin çatısının altında daha fazla muhafaza ederim, korurum. Burada şu var. Bunlar normalde şimdi internette fazlaca dolaşıyor. İki tarafta fazlaca dolaşıyor. 28 Şubat'ta da fazlaca dolaşırdı. 28 Şubat'tan önce. Eski arkadaşlar hatırlarlar. Darül Harp mi değil mi? Bana söyleteceğim diye uğraşırlar. Tuzak sorular.
Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. 28 Şubat'ta Refah Partisi hükümeti var. Bu hükümeti desteklemek küfür değil mi? Sanki ben hükümet destekliyorum. Ben beyan ediyorum, hiçbir yere oy vermiyorum diye. Benim desteklediğim herhangi bir hükümet yok. Ama bunlar şey, yani normal ülkeyi şimdi karıştırmak isteyenler, kaşımak isteyenler bir yol tutturuyorlar. Bunları soranlar bir de, Allah beni affetsin, böyle söylemek istemem. Ben yeni Müslüman olduğumda, 86'da, 87'de dinle tanıştığımda bunlar ne zorluklar çekildiğini, ne sıkıntılar çekildiğini bilmeyenler. Bilmiyorlar bunlar. Strateji de bilmiyorlar bunlar. Bakın strateji de bilmiyorlar. Siyaset de bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Nerede ne konuşacaklarını da bilmiyorlar. Nerede, nasıl, neyin sorulması gerektiğini de bilmiyorlar. Arkadaşlar, Kur'an ve sünneti, İslam'ı yaşama ve yaşatma mücadelemiz devam edecek. Sloganik bir yapılanma değil bizim yapılanmamız. Slogan atmak kolay. Allah bizi affetsin, mevzuyu uzatmayayım. 2 senelik evliyim, görümcem çocuklarıyla beraber 2 ya da 3 günde, bazen de günde bir evimize geliyor. Sürekli gelmesinden dolayı rahatsız oluyorum. Eşime bunu söylediğimde bunun çözümü olmadığını, katlanmam gerektiğini, kardeşinin kalbinin kırılacağını söylüyor. Ama benim kalbimi çok kırıyor. Bu konu yüzünden incitici, kırıcı sözler söylüyor. Evimizde tartışma çıkıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Bir insanı rahatsız etmesini dinimizde yeri nedir? Eşimin bu konudaki tutumu doğru mu? Bazı aile yapılanmaları var bu konuda gerçekten şeyler. Yani bunun bir rahatsızlık vereceğini, herhangi bir eksiklik, kusur olduğunu kültür olarak bilmiyorlar. Onlara normal geliyor. Çat kapı gitmek, çoluk çocuk. Böyle normal gelen bir ailede söyleyecek fazla bir şey de kalmıyor. Ama erkeğin bu konuda bir tavır takınması lazım. Yok takınmıyorsa sen de bir sabah erken çık, sen baskın yap. Ondan önce 3-4 gün sen git öyle. Ne yaşandığını görsün o da. Herkes sabah giden, erken kalkan ihtilal yapsın. Allah muhafaza eylesin. Evde oluşan örümcek ağlarını temizlemek için süpürerek ya da yıkayarak örümcek ağını bozmak doğru mudur? Ev çatısında oluşan arı ya da kuş yuvalarını kaldırmalı mıyız? Kaldırmak için ne yapmalıyız? Bunu Halit Hoca'ya soralım ya. Halit Hoca geçen gün Allah razı olsun bu büyüdür müyüdür işlerine bakınca taş beyaz mı olacaktı? Kişiye göre değişiyor. Ha, kişiye göre değişiyor. Neye inanacak? Sen vakaya göre hükmediyorsun ya. Tamam. Buna örümcek ağlarını toplasınlar mı? Tamam. Şahsa minhasır soracakmışsınız soruyu soran kardeş. Son zamanlarda pek çok kez konusu olduğu için merak ederek, özür dileyerek sormak istedim. Eşcinsel bir ilişki yaşamış olan biri, yaptığı yanlışın farkına varıp tövbe edip bir daha yapmamak üzere hayatına devam eder. Allah yolunda hayırlı bir kul olmak için uğraşırsa izleyeceği yol nasıl olmalıdır? Kardeşler, yol açık. Kim tövbe eder, geri dönerse yapmış olduğu günahlardan, karşısında affedici bir Rab bulur. Ayet. Ben hiçbir zaman şunu demem. Af olmayacak bir günah yok. Bu kapı kapalı, böyle bir şey söylemem. Cenab-ı Hak cümleye tövbe edip geri dönenlerden eylesin. Amin.
Böyle birine eğer kendini bize anlattıysa nasıl yardım edebiliriz? Bu kardeşlere normalde zaman zaman bana da geliyorlar. Ben onlara tövbe etmelerini, geri dönmelerini, bir daha asla bu Allah'ın lanetlediği fiiliyata geri dönmemelerini tavsiye ediyorum. Allah lanetlemiş mi? Cenab-ı Hak bu lanetlenmiş bu fiiliyata hiç kimseyi Cenab-ı Hak o halde getirmesin inşallah, engel olsun. Bu hale gelmiş bir kimse tövbe edecek, geri dönecek. Kendi kendisine şunu demeyecek. Mesela böyle olan erkeklere diyorum ki hızla evlenin. Hızla evlenin. Normalde eğer bu noktada bir erkek erkekten hoşlanma gibi bir şeye düştüyse, yani kendisini kadın gibi hissedip de bu böyle bir şeye düştüyse hızla evlensin. Bunu bastırsın kendi üzerinde, evlenmesini hızlandırsın. Erkeklik hormonlarını güçlendirici yiyecekler, içecekler, giyecekler neyse bunlara doğru yönelsin. Ve kendince erkekliğini tahkim etsin. Ama bunun hızla evlenip çoluk çocuğa karışması lazım. Velev ki böyle o lanetlenmiş fiiliyatı işledi. İşledi. Günaha girdi, işledi. Geri dönsün yol yakınken. Tövbe etsin. Kendisini Kur'an ve sünnete vakfetsin. İnşallah umulur ki Cenab-ı Hak onları da affeder. Nasıl yanında durmalıyız? Yani bunlarla ilgilenen kimseler, böyle olduğunu bilen kimseler bu mevzuyu fazla açmasınlar yanlarında. Psikolojik olarak hatırlamasınlar. Böyle arkadaşlarla hani böyle beraber olanlar kendilerine de dikkat etsinler. Onun da ayağını kaydırabilir. O yüzden ona da dikkat etsin. Yani normalde birisini kurtaracağım derken adam kaybolmasın ortalıktan. Yani kurtulması gereken bir vakaydı, ikiye çıkmasın. O yüzden birini kurtaracağım derken kendisi el sallamasın. Allah muhafaza eylesin. Ha, bu konuda dirayeti, ilmi, feraseti yerinde olan bir kardeşse ilgilensin. Ama kendisine dikkat etsin. Böyle bir hata yapmış bir hayatına nasıl devam etmeli? Sonuçta tövbe edecek, Kur'an ve sünnete sımsık yapışacak. Hayatına devam edecek. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Şu uzuna geçmeden şu kısaları halledelim. Bayramda cemaat olarak il ve ilçeler olarak deri toplanacak mı? Topluma işinde görevlendirme yapılacak mıdır? Yoksa bütün kardeşler görevli midir? Ne yaptınız Hüseyin Aga? Toplanacakmış Bursa içi ve dışı. Durgun suya bevletmeyin ve bu vasıftaki bir su ile gusletmeyin hadisini okudum. Evlerimizde alafranga tuvaletlerde temiz su birikintisi var. O suya bevlediyoruz. Yukarıdaki hadise göre haram mı işliyoruz? Hayır, bu durgun su dedi göl gibi yerler. Zandan sakınınız, zira zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Rekabet etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Bir kişiye hüsnü zanda beslemek haram mı? Ticarette rekabet var. Yukarıdaki hadise göre ticari rekabet de haram mı? Hüsnü zan beslemek haram değil. Ticaret değil. Her alanda rekabet vardır. Ama buradaki normalde birbirinize buğz etmeyin, rekabet etmeyin derken buradaki rekabet kötü bir rekabet. Birbirini aşağılamak, birbirini kötülemek, Allah muhafaza eylesin. Geçen haftaki sohbetinizde Türkiye'de oluşacak sıkıntılardan bahsettiniz.
sıkıntılı zamana hazırlanalım mı, emanetleri hazırlayalım mı? Bu güzelmiş ya. Biz hazırız, koca evlada hazır olduğumuzu gösterdik. Efeler, baldır çıplaklar, hepimiz de hazırız biz. Bunun için bakın, normalde böyle zaman zaman bu da çok üflenilir ülkeye. Ben yaşım bir hayli var artık yani. Şimdi azımsanmayacak bir noktada. Üç tane darbe gördüm ben. Yani üçüncü darbede darbeye karşı geldik. İkisinde yenildik. Karşı geldik ama yenildik ikisinde de. İlk bir ve ikide. Şimdi bu hani ülke kötüye gidiyor. Ülke her an için şu olabilir, bu olabilir. 28 Şubat'tan önce herkese pompalanan şuydu. Bosna gibi olacak Türkiye. Hızla silahlanın. Ve yani bunlar sizi almaya, kimse bunlar sizi almaya geldiklerinde hiç olmazsa 3-4 tanesini öldürün de gidin. Almaya gelecekler ya. Bunu pompalıyorlardı. Ben de hep kardeşlere diyordum ki sakın ha, üzerinizde çakı bıçağı dahi olmasın. Sakın ha, öyle silahlanayım filan demeyin. 28 Şubat'ta oluyor bu. Bunu bana söyleyen ve beni bu konuda eleştiren, bu konuda ağır hakaretler eden kimseyle enteresan bir şey. 28 Şubat'ta benim alındığım zaman onu da almışlar. Onu aldıklarında işte evinde ruhsatsız silah, tüfek, böyle küçük çaplı bir cephane, eşi ve çocuklarının ne rezillik yaşadığını gördüm şeyde, emniyette. Yine bir sefer alındığımda yine böyle söyleyen, bunlar böyle belli insanlardır. Yine böyle söyleyen bir kimse, sordum, böyle denk geldik böyle, sen neden geldin dedim ben, onu da evden sözde silah bulmuşlar. Ama o kimse, ben içeride kaldım, o elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Sonra duydum bir yurt dışına gitti filan dediler. Nerede bilmiyorum şimdi. O zannediyorum bu devletle ortak çalışıyordu. Bunlar böyle zaman zaman rüzgar gibi eser bunlar. Esince Allah affetsin, kendini bir şey zanneden, böyle bir şeyle uğraşmak isteyenler giderler, kapalı odalarda kirli merkezlerden silahlanırlar. Ondan sonra bir operasyon yaparlar, silahlar bunlarla yakalanır. Silahlar bunlarda yakalanmasıyla kalmaz. Silahın üzerine ne kadar suç varsa o suçları o kimseler alır giderler. O yüzden merak etmeyin. Bu devlet kolay kolay öyle bir karışıklığa pabuç bırakacak bir devlet değil. Çünkü bizim insanlarımız sağduyulu. Sağduyulu olunca yine bu son darbe girişiminde görüldüğü gibi hangi cenahta yer alacağını, kimin yanında yer alacağını bilir. Allah'ın izniyle bu tip sıkıntılar olmaz. Öyle sakın ha, tekrar söylüyorum, çakı bıçağı dahi edinmeyin kendinize. Dışarıda üstünüzde çakıyla bile dolaşmayın. Bakın dışarıda çakıyla bile dolaşmayın. Bizler kendi din kardeşlerine silah çekebilecek, kurşun atabilecek kimseler değiliz.
Ne yapacaksınız? Kapınıza polis gelince polise kurşun mu sıkacaksınız? Ne yapacaksınız? Kapınıza asker gelince askere kurşun mu sıkacaksınız? O zaman DHKBC'den bir farkınız mı kalacak? PKK'dan bir farkınız mı kalacak? DAEŞ'ten bir farkınız mı kalacak o zaman? Bu 15 Temmuz darbesine girişen bu Yezidilerden farkınız mı kalacak o zaman? Allah muhafaza eylesin. Şimdi birinci soru vardı ya, bu yönetimler desteklenmeli mi diye. Bu devlet bizim. İyisi, iyi de olsa bizim, kötü de olsa bizim. Yanlış da olsa bizim. Kötüyse iyileştirmek bizim vazifemiz, yanlışsa doğruya getirmek bizim vazifemiz. Ama bizim. Bizim. Bir insanın evladı yanlış yaptı diye vuruyor, öldürüyor mu? Bir insanın eşi hata yaptı diye boğazını mı kesiyor? Düzeltmek bizim vazifemiz. Allah bizi o uğurda eylesin inşallah. Böyle bir durum olduğunda nasıl davranalım, nerede toplanalım, kadın ve çocukları ne yapalım? Mesela şehirlerden dağlara çekilenler biliniriz. Hiç böyle şeylere ihtiyaç yok. Biz eğer böyle bir şey söz konusu olursa biz ne dağlara çekiliriz ne de şehirleri terk ederiz. Biz vatanımızı, milletimizi, Kur'an'ımızı, sünnetimizi savunuruz. Eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, hepimizle bu konuda nasıl bir mücadele verilmesi gerekiyorsa mücadele veririz. Böyle bir durumda dergah ve dervişlerin görev tanımı nedir? Ne yapmamız gerekli? 15 Temmuz'daki gibi o gömlek üstümüzde olacak mı? Biz her zaman için vatanımız, milletimiz, Kur'an ve sünnetimiz tehlikeye giriyorsa o gömleği biz hiç çıkarmıyoruz. O gömlek hep bizim üstümüzde. Ey Davut uyanık ol. Sufi uyanıktır. Böyle bir şey tehlike söz konusu olursa Allah'ın izniyle yürür. Kaos veya savaş durumunda birikimleri olan altın mı almalı, belli yerleri, un veya belli gıdaları stoklayabilir mi? Biz vaktin çocuğuyuz. Kenarda altın biriktirmeyi bilmeyiz. Biz vaktin çocuğuyuz. Kenarda öyle dolarları istif edelim bilmeyiz. Ticaret yapıyorsak bizim paramız ticaret metasındadır. Ne ticareti yapıyorsak. Yok biz ticaret yapmıyorsak, memursak zaten bu ülkede memurun para biriktirme şansı yok. Eğer işçiyse bu ülkede yine işçinin de para biriktirme şansı yok. Öyle bir şansınız yok. Bu vahşi kapitalist sisteminde memuru, işçisi kenarda para biriktiremez. İki maaş olsa gene yetmez. Neden? İki maaşlık yaşamaya başlar. Bir çıt evini lüksleştirir. Olmadı bir tane araba almaya çalışacağız derler. Hadi bir takside girerler. Gene kenarda para birikmez. Hiç. Hadi çocuklar büyür, çocukları okutacağız derler. Geçin. Memur ve işçi para biriktiremez. Küçük esnaf da para biriktiremez. Küçük ve orta ölçekli esnafın da durumu 3 aşağı 5 yukarı memurlar kadardır. Veya işçi kadardır. Ben bazen iş yapacak olana soruyorum. Ne kadar gelir getireceksin? Ne kadar kazanacaksın buradan? İşte aylık 2 lira kazanacaksın. Oğlum git bir yerde çalış kafan ağrımasın diyor. Başın ağrımasın. Git bir yerde çalış 2 lira. Senin kazanacağım dediğin şey de aylık 4 lira, 5 lira, 6 lira gelir getirmeli. Eyvallah. Zaten normalde o yani küçük ve orta ölçekli esnaf da anca geçinir bizde. Kenara para mara koyabilecek şeyler değil. Ama bazı tüccar kardeşlerimiz var. Muhakkak onlar büyük iş yapıyorlar. O büyük iş yapanların işte kenarda vardır tabii işinin hacmine göre belli paraları. Onlar da ticaretlerine uygun yapsınlar. İşte ne yapıyor? Malı dolarla alıyor. O dolarla alacaksa dolarla, altınla alıyorsa altınla. Ama şunu unutmayın. Tarih boyuncadır bu. En akıllı, en doğru,
en gerçek yatırım altındır. Bakın, en akıllı, en gerçek yatırımdır. Kaldı ki biz altını üretemeyen bir ülkeyiz. Altını üretemeyen bir ülke olduğumuzdan altın biraz daha bizde şey, pahalı. Ama diğerlerin hepsi de bundan bir farkı yok. Ne? Kağıt. Ve aldığınız her kağıt üzerindeki devlete, üzerinin yazılan devlete bir kredidir. Aldığınız her kağıt. Ne aldınız? Euro aldınız. Avrupa Birliği'ni kredilendirdiniz. Ne aldınız? Dolar aldınız. ABD'yi kredilendirdiniz. Ne aldınız? Altın aldınız. Kendi ülkenizi kredilendirdiniz. Ne aldınız? TL aldınız. Kendi ülkenizi kredilendirdiniz yine. Kendi ülkenizi kredilendirdiniz. Herhangi bir devalüasyon olursa, şu olursa, bu olursa, işte ne o? Türk parası değer kaybeder. O zaman altına. Bankalar şimdi altın hesabı da açıyorlar. Altına yatırım yapılabilir mi? Ben kar amaçlı söylemiyorum. Ben bunu bir güven kaynaklı söylüyorum. Öyle oraya buraya da un stoklayalım diye uğraşmayın, kurtlandırmayın bunları. Dostu düşmanı içimizdeki satılmışları nasıl ayırabiliriz ve anlayabiliriz? Çok basit. Yani insanlar siyaset konuşurlarken muhakkak hata yapabilirler, iştahat hatası yapabilirler. Çok basit. Bu kimsenin, o kimsenin konuşurken o kimseyi iyi analiz edin. Söylediği şey Kur'an ve sünnete, vatanın, milletin menfaatine uygun mu, değil mi? Bu yeterli size. Aynı onun paralelinde kimler söylüyor? Mesela bir kimse Avrupa'nın paralelinde söylüyor. Başka bir kimse Amerika'nın paralelinde söylüyor. Başka bir kimse, bakıyorsun işte din alimi, bir cemaatin lideri, bir cemaatin başındaki sorumlusu. Örneğin Suriye'deki Esed'e uyuyor adam. Bir başka birisine bakıyorsunuz, siyasetçi. Adam örneğin, o siyasetçi kimse, bakıyorsunuz Türkiye'nin lehine bir şey söylemiyor. Örneğin neden Suriye'ye girdi, işte orada böyle bir şeye kalkıştı? Habire laf söylüyor adam. Aynı bunu söyleyenler PKK'nın hendek kazmasına destek çıkan, Türkiye'nin oradaki hendekleri bertaraf etmesine de karşı çıkan cena. Çok basit bunları tanımlamak. Söz konusu olan din ise adamı dinle. Mezhepleri mi küçümsüyor? Tarikatları mı küçümsüyor? Hadisleri mi küçümsüyor? Üç tane şeyi küçümsüyorsa, es geçiyorsa, tiye alıyorsa at kenara gitsin. İnce ince o nifak girmiş onun içine. Fazla bir şeye gerek yok. Hele bizim kardeşlerimiz bu konuda artık böyle bunun uzmanı olabilecek noktadalar. Böyle dinleyeceksiniz o kimseyi. Dinlediğinizde bakın bunlar ince tiyolar. Ya bu hadislerin de hepsi de sahih değil ya, bir sürü içinde olmayacak olan hadisler var. Akla mantığa aykırı hadisler var. Tamam, at kenara. Hiç tutma. Ya mezhep de lazım değil ki, bu mezhep de sonradan çıkmış zaten. Nereden çıkmış ki? At kenara. Ben birine öyle sordum. Sen kaçıncı çocuksun dedim ben. İkinci çocuğum dedi. Sonradan oldun diye atıyor mu annen baban seni dedim. Kaldı. Mezhepler bu ümmetin çocukları. Tarikatlar bu ümmetin çocuğu.
Hem felsefi olarak hem yaşantı olarak. Sonradan çıktı. İyi, sonradan çıktı diye seni de atalım o zaman. Diyorum sizin bu hadisleri inkarınız da sonradan çıktı. Bu mezhep inkarınız sonradan çıktı. Önceden mezhep inkarı var mıydı? Yoktu. Sonradan çıktı. Asıl atılması gereken sizsiniz. Sonradan çıkan sizsiniz. Söz konusu olan din ise çok basit. O ticaret yapıyor, büyük ticaret yapıyor. Çok basit. Yanında diyeceksin ki faiz alıyorsa, müminden faiz alıyorsa annesiyle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi olur diyeceksin, bitecek. Ticaretin de biter onunla. O bir daha sana ne mal satar, ne de senden ticaret yapar. Sebep? Sana satmaz. Çünkü senden faiz alamayacak. Basit şeyler bunlar. Kaos ve savaşın geldiğini veya yaklaştığını nasıl anlayıp sezebiliriz? Gerek yok yaklaştığını anlayıp sezmeye. Zaten kaos ve savaşın içindeyiz. Türkiye 30 yıldan beri savaşın içinde. 30 yıldan beri kaos var. Hatta ben daha ileri söyleyeyim. Bu topraklarda 200 yıldan beri kaos ve savaş var. 200 yıldan beri. Bu bitecek bir şey değil zaten. Osmanlı'yı yıktılar, parçaladılar, doymadılar. Kanını akıttılar, doymadılar. Böldüler cetvelle, gene doymadılar. Cetvelle doydular. Böldüler, doymadılar gene. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Yani kurulduğundan normalde hala da ben bunda iddialıyım. Hala da sömürüyorlar. Yine doymuyorlar. Doymaz. Gavur doyar mı? Ayet-i kerime. Sen onların dinlerini kabul etmediğin müddetçe onlar seninle savaşmaya devam ederler. Siz bu ülke Hristiyan olsa dahi yine doymazlar. Siz Hristiyanız deseniz dahi inanmaz adamlar. Derler ki siz Hristiyan değilsiniz. İnanmadılar bakın. 1923'te kurulan devlet komple Hristiyan adet, gelenek, görenek üzerine kuruldu. Hristiyan kanunları hukukuyla kuruldu. Önce İslam dediler, ondan sonra İslam'ı kaldırdılar. Şer'i ahkamı tamamiyetle kaldırıldı. Yani mevcut olan hukuk, Osmanlı'dan kalan hukuk tamamiyetle kaldırıldı. Avrupa'dan geldi bütün ticaret hukuku, aile hukuku, bütün ceza hukuku, hepsi de Avrupa'dan geldi. Bakın hepsi de Avrupa'dan geldi. Ve hala da aynı hukuk devam ediyor ülkede. Doymuyorlar. İnanmıyorlar da. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin anayasası İslam mı? Değil. İslam'ın kurallar ve hükümler mi geçerli? Değil. İslam hukuku mu geçerli? Değil. Ya ne var? Komple Avrupa hukuku var. Her şeyde. Ona rağmen sizi kendilerine kabul ediyorlar mı? Hayır. Bakın hukukunuz Avrupa hukuku. Ama sizi Avrupa Birliği'ne dahi almıyorlar. Kıyafetiniz Avrupa. Yemeniz içmeniz Avrupa. Adet, gelenek, görenekleriniz Avrupa. Düğün yapıyorsunuz, Avrupalılarda dahi bu kadar şatafat yok. Eğlence yapıyorsunuz, Avrupalılarda bu kadar eğlence yok. Avrupalılar bizim ülkemizdeki insanlar kadar eğlenmiyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde kolay kolay, yani İspanya'da turistik yerlerde belki de varsa vardır bilmiyorum. 2000 kişilik, 3000 kişilik barlar, kafeler, restoranlar, 2000 kişilik ne diyorlar dans ettikleri yerlere?
Diskolar yok Avrupa'da. Bunlar Türkiye'de var. Otellerin altlarının hepsi de disko, hepsi de eğlence yeri. Kıyı şeritleri komple eğlence yeri. İçkiler fıçılarla, tankerlerle içiliyor. Avrupa'da o kadar rezillik yok. Türkiye'deki rezillik kadar Avrupa'da bu kadar rezillik yok. Yine sizi Avrupa'ya almıyorlar ama. Sizin bütün 5 yıldızlı otellerinizde istediğiniz kadar fahişe kadın var. Otel lobileri dolu. Restoranlar dolu. Ve ülkede zina suç değil. Ülkede zina suç değil. Ülkede eşcinsellik suç değil. Eşcinsellik suç değil ülkede. Dileyen dilediği kadar zina yapıyor. Dileyen dilediği kadar eşcinsellik yapıyor. Dileyen dilediği kadar içiyor. Uyuşturucu almış götürmüş ülkeyi. Uyuşturucunun başlama yaşı 11 olmuş. 11. Dikkat edin. Ülkede uyuşturucunun başlangıcı 11. 2016'da uyuşturucu, sebebi uyuşturucu olan 700 tane ölüm var bu ülkede. 700. Sebebi uyuşturucu. 2016'da 700 tane sebebi uyuşturucudan vatandaşımız ölmüş, insanımız ölmüş. Bunların hepsi de 15-30 yaş arası. 15-30 yaş arası. Şu anda ülkede dikkat edin. Ülkede devletin adli kurumlarına düşmüş, adli kurumlarda işlem görmüş 300 bin kişi var uyuşturucuyla ilgili. 300 bin kişi. Devletin adli mekanizmasında işlem görmüş. Ama satarken yakalanmış, işlem görmüş. Ama kullanırken yakalanmış, işlem görmüş. Ama üzerinde yakalanmış, işlem görmüş. 2016 yılından bahsediyorum. Ne kaldı ki? Ne kaldı ki? Ve hala da biz Şamaroğlan'ı gibi tokatlanıyoruz. Siz irticacısınız, siz İslamcısınız, siz dincisiniz, siz şeriatçısınız. Lan nerede kalmış bizim şeriatçılığımız? Nerede kalmış? 300 bin kişi uyuşturucunun pençesinde, nerede kalmış? Dikkat edin. Uyuşturucu 300 bin kişi ise alkol kullanıp alkolik olan 1 milyon insan vardır. Bak uyuşturucu 300 ise her şey yasak çünkü. Alkolik olan, alkol kullanan değil, alkolik olan 1 milyon kişi vardır. Alkolik olan. Nerede kaldı? Biz bir girersem şimdi fuhuş sektörüne herkes eşinden şüphelenir. Eşinden şüphelenir. Bakın eşinden şüphelenir. Türkiye'de cezaevlerinde cezası kesinleşmiş yatan 300 bin kişi var. Yani işte 200
230-240 bin, 250 bin, ondan sonra bir bu denetimliği çıkarmışlar. Denetimliği çıkardıktan sonra bir boşalmış. En son şeyde yani denetimli bittikten sonra yani normalde hiç denetime çıkmamış hale gelmiş gene tekrar. Yani denetimle beraber 300 bin kişi cezaevinde şu anda görünüyor. 300 bine yakın. Bir fiil içeride yatan 260 bin filan 30-40 bin kişi denetimde var. 300 bin kişi işte 3 aşağı 5 yukarı. Dikkat edin bakın. 300 bin kişi sadece cezaevinde duran. Yani o ceza almışlar, hüküm giymişler, hükümleri bitmişlerle düşünün suç oranını siz. Düşünün 300 bin kişi uyuşturucu kullanıyor ülkede. 300 bin kişi satıyor, getiriyor, taşıyor, kullanıyor. 300 bin kişi. 300 bin kişi. Ne İslam'dan bahsediyoruz biz ya? Hangi kaostan bahsedeceğiz? Bundan daha büyük kaos var mı? Bu kaosu, bu kaos büyüyor. Bu kaos büyüyor. 600 kişi ölmüş uyuşturucudan, 700 kişi ölmüş. Bir yılda terörden bu kadar insan ölmüyor. Terörden bu kadar insan ölmüyor. Uyuşturucu, dikkat edin. Dikkat edin. Uyuşturucu şu anda terörden daha büyük bir bela. Zehirliyor gençler. Zehirleniyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden normalde kaos zaten bizim içimizde var. Savaş bizim içimizde var. Uyuşturucuyla, fuhuşla, eşcinsellikle, içkiyle, kumarla kaosu bizim içimize fitneyi yerleştirmişler. Normalde Diyanet'te fetvasını veriyor. Bir kadın evli, kocası başında kaç tane adam dolaşırsa dolaşsın onu senin nikahın düşmemiştir diyor. Kaosa bak sen. Asıl kaos burada. Çünkü bu fuhuş yapmıştır. Bu haram işlemiştir. Bu fahşiyata dalmıştır. Bunun nikahı kalmaz diyemiyor. Neden? Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukuna göre evlenme akdi var. Evlenme akdi mahkeme bozmadıkça onun evlenme akdini feshetmiyor. Kaos bu. Bakın kaos bu. Eşcinsellik haram, bunun cezalandırılması lazım demiyor Diyanet. Kaos bu. Fuhuş, aileleri yakıp yıkan, yok eden, çökerten bir haram. Nikahlanmanın yolunu aç, fuhuşu yasakla. Nikahlanmanın yolunu aç, fuhuşu yasakla. Kaos bu. Ülkede vesikalı fuhuş var. Kaos bu. Ülkenin devleti kendi tebaasının etini satıyor. Bu etini sattıktan sonra satmış olduğu bu paradan, elde etmiş olduğu bu paradan hacısına, hocasına, müftüsüne, imamına, müezzinine, emeklisine, memuruna maaş veriyor. Kaos bu. Kaos bu. Kaos aramayın. Savaş zaten hep var. 30 yıldan beri Güneydoğu'da zaten savaşıyorlar. Önceden devletler devlete savaş açarmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karar aldılar. Devletler savaş açmıyorlar devletler. Ya bir tane örgüt kuruyor oradan.
Nerede en safları, hangi, kim buranın en safları? Müslümanlar. Müslümanlara bir örgüt kuruyor. Müslüman olmayan saflar da var. Onlara da solculardan bir örgüt kuruyor. Önce birbiriyle çatıştırıyor, ondan sonra canı istediğine çatıştırıyor. 30 yıldan beri çatışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, ondan sonra içerideki veya dışarıdaki terör yapılanmalarıyla savaş devam ediyor. Daha ne savaş arayacağız biz? Savaş devam ediyor ki. Bunun adını koymuyorlar savaş diye. Adını diyorlar ki terör. Ya savaş? Kah Amerikan geliyor onu destekliyor. Kah geliyor Avrupa destekliyor. Hepsi de gavur. Kah geliyor Ermeni destekliyor. Gavur. Kah geliyor İsrail destekliyor. Gavur. Tabii ikinci meşrutiyetle gavura gavur demek de yasak. Tabii ikinci meşrutiyetle gavura gavur demek de yasaklandı. Gavur alçaltıcı oluyormuş. Gavur alçaltıcı olmasın, gavurcuk olsun. Ya onlar birbirleriyle onlar birbirleriyle düşman olurlar mı? Olmazlar. Kimle düşman olacaklar? Müslümanlarla olacaklar. Seni yenememişlerdi savaş meydanında. Neyle yeniyorlar şimdi? Uyuşturucuyla yeniyorlar. Neyle yeniyorlar? Fuhuşla yeniyorlar. Neyle yeniyorlar? İçkiyle yeniyorlar. Neyle yeniyorlar? Eşcinsellikle yeniyorlar. Bir tane Tarkan çıkarıyor, bütün herkes Tarkan olacağım diye uğraşıyor. Bir tane Bülent Ersoy çıkarıyor, herkes Bülent Ersoy olacağım diye çıkarıyor. Bir tane Devran Çağlar çıkıyor, Bülent Ersoy onun boynunu ezeceğim diye uğraşıyor. Herkes Devran Çağlar olacağım diye uğraşıyor. Bir bakmışsın o ortalıkta adam iki tane kurban kesmiş, oğlum olmuş diye. Çocuk mezarı gibi ayakkabı don kıçından aşağı düşecek dolaşıyor. Önüne kadar açıyor bağrını, göğsünün kıllarını da temizleten erkekler çıktı şimdi. Kaş aldıran, tüy aldıran, solaryuma giden erkekler var şimdi. Evet, bu hale geldi. Darül Harp'te bıyık kesmek caizdir, yanlış anlaşılmasın. Herkes yumurta gibi tıraş olmuş, adamlar türedi. Bakım yapmış. Ya bakım, erkekler bakımlı olmayacak mı? Ulan oğlum, erkeğin bakımı belli. Tıraş olacaksan git tıraşın ol, yürü git. Yok, bakıma gidecek, şans düzenleyecek. Birisi de öyle diyor bana. Hacı baba, moralin düzeliyor diyor. Oğlum benim dedim moralim düzeliyor. Ben oturuyorum arkadaşlarla, biz zikrullah yapıyor. Hamdolsun benim moralim düzeliyor. Ben sabaha karşı bir harika bir şey yaşıyorum. Benim moralim düzeliyor. Ben gece aniden saat 2'de 2.30'da bir hediye paketi geliyor. Benim moralim düzeliyor. Benim moralim düzelmesi için benim gidip de böyle gerilip orada manikürdür, patikür yaptırıp oramı buramı yoldurmaya gerek yok. Lan nasıl adamlık bu? Yani o adamın savaşa gideceğine inanıyor musunuz siz? O adamın normalde savaşabileceğine inanıyor musunuz? Ben düşman olsam kafa yaparım onunla. Lan senin neren adam lan? Derim. Bizi o hale getirdiler. Önce sakalımızı kestiler. Dikkat edin. Önce sakalımızı kestiler. Yetmedi. Bak, önce sarığımızı çıkardılar. Sarığımızı çık, Osmanlı'da çıktı sarık. Sarık ve cübbe Osmanlı'da çıktı. Meşrutiyetle böyle Avrupalı olacağız dedik. Zaten bizim en büyük handikapımız Avrupalı olmaya çalışmak. Lan Avrupa, atanın izinden yürüsene, ecdadının izinden yürüsene. Avrupalı olmak için Avrupa'yı fethetmek lazım. Git fethet, Avrupalı ol. Avrupa sen ol. Yok.
Biz fethettiğimiz, çizmemizi yalattığımız, özengimizi yalattıklarımıza benzemeye çalıştık. Zaten sıkıntı orada başladı bizde. Ondan sonra sarığı attık, cübbeyi attık, sakalı attık. Dediler ki bize, bıyıklarınızı da atacaksınız. Biz bıyıklarımızı da attık. Şimdi diyorlar ki bize, siz böyle de korkutucusunuz. Göğüs kıllarınızı da temizleyin. Yarın öbür gün tüysüz oğlan çıkacak ortaya. Diyecekler ki ya olmuyor. Ya sizin sakalınız arkadan geliyor da. Hepiniz de gidin tedavi görün. Sizden hiç sakal çıkmasın. Nasıl ya? Ya git genetiğinle mi oynuyorsun? DNA'nla mı oynuyorsun? Ameliyat mı oluyorsun? Ne oluyorsa ne ol. Sende sakal hiç çıkmasın. Korkutucu oluyorsun. Bir de açıyorlar bağırlarını böyle. Yani kadın güzelliğini sergiler kocasına. Bağrını açar, iki tarafını açar. Kadın güzelliğini kocasına sergiler. Der ki adamın gözü hiçbir yere kaymasın. Ben tertemiz önüne çıkayım. Adamın gözü bir yere kaymasın. Aman ben dikkat edeyim. İçi kalkmasın, iğrenmesin. Benim oramda buramda kıl tüy olmasın. Olur mu olur adamın dengesizliğine denk gelirim, benden farkın mı var der. Olur mu olur bıyıklarını bursaydın der. Olur mu olur senin göğsünle benim göğsümün arasında ne fark var der. Adam dedin öyle. Ne kadar çıktıysa. Ekecek değilsin ya. Şimdi millet normal Allah'ın verdiğini köklüyeceğiz de uğraşıyor. Lan adam mısın sen? Kadından bir farkın olsun senin. Senin adam olduğunun göstergesi senin göğüs kıllarının olması. Adam sırtındaki kılları da aldırıyormuş. Adamın sırtında da kıl çıkar normalde. Az da olsa çok da olsa. Zaman geçtikçe o gençlikte çıkmaz. Zaman geçtikçe o adamın sırtında da kıl çıkar. Adamın adamlığı önde oldukça. Şimdi bunları böyle konuşacağım. Diyecekler ki edepsiz konuşuyor. Adamın erkekliği ayakta olursa, yani erkeklik hormonları fazlaysa, adamın göğsünde de kıl çıkar, sırtında da kıl çıkar, ayaklarında da kıl çıkar. Adamın erkeklik hormonları fazla. Adam gibi adam. Erkeklik hormonları törüşmeye başladıysa, geriye düşüyorsa, kendi kendini kadın hissetmeye başlayınca vücut öyle bir şeydir. Kendisini törüştürmeye başlar. Bizi Avrupalı yapacağız diye adamlar her şeyi yapıyorlar. Ve biz de adım 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 onlara uyuyoruz ha. Sabah kahvaltılarımız onlara uydu, öğlen yemeklerimiz onlara uydu, akşam yemeklerimiz onlara uydu, kılık kıyafetimiz onlara uydu, adet gelenek göreneğimiz her şeyimiz onlara uydu. Avrupa'yı olmak bizim için farklı bir şey oldu. Evet. Ulan kimse sabahleyin tarhana çorbasına kaşık çalmıyor. Tarhana çorbası yapacak hatun kalmadı. Tarhana yapacak hatun da kalmadı zaten. Tarhana çorbası isteyen adam da kalmadı. Görmedik anasında babasında. Adam ticaret yapıyor. Bir tarhanacı.com diye bir şey açmış adam. Tarhana satıyor Türkiye'ye. Ulan tarhana satıyor ya. Tarhana satıyor adam. Makarna hazır, tarhanası hazır. Tereyağı marketten, peyniri marketten. Market çocuğu oldu herkes. Ya market kapansa evde bir yiyecek içecek hiçbir şey yok. Avrupalısınız işte. Kaos, kaos bunlar. Kaos. 10 gün fırınlar kapanırsa kaos bakın. 10 gün fırın kapansa millet evde aç kalır. Avrupalı olduk. Akşam yemeğini dışarıda yiyecek millet. Pazar günleri muhakkak dışarıda yiyecek. Ya pazar günleri sohbete gidiyorum. Gittiğim yerlerde bazen böyle işte yiyinti içinti yerlerine denk geliyorum. Yollara kadar dolu ya.
Ya geçen gün heykelden geçiyorum. O dönercinin önünde 300 metre kuyruk var ya. Millet kuyrukta ya, dönercinin önünde kuyrukta 300 metre. Kendi kendime baktım, ulan bu ne kuyruğu dedim, dönerci kuyruğu. Ha dedim ya, Bursa'nın bir tek dedim markası var. Bildiğiniz kuyruk var, kuyrukta 250-300 kişi var. Ya yiyeceksin ya, yiyeceksin bir lokma ekmek ya. O yeme içme yerleri dolu. Ya mübarek insan, gidip bir porsiyon yemek yiyeceğim, bir kilo et parası. Bir porsiyon yemek, bir kilo et parası. İki porsiyon, iki kilo et parası. Ya dört kişi gitseniz, bir aile dört kişi yeseniz, dört kişi. Bizim Kasım Usta'nın canı sıkılacak şimdi. Kasım Usta neredesin? Öyle değil mi? Bir kişinin bir porsiyon bir yemek yemesi normalde şey değil mi? Bir kilo et parası değil mi aşağı yukarı? Sen de ucuzdur da öyle yerlerde pahalıdır. Kasım Usta da ucuzdur. Sen de ucuz. Kasım Usta'nın da reklamını yapmış olalım arada. Evet, Kasım Usta benim dışarıda ben yemek yiyeceksem eğer Bursa'da benim ikinci bir adresim yok. Git Kasım Usta'dayımdır ben yiyeceksem eğer. Bak yiyeceksem ben de ikinci bir adres yoktur. Belki de 25 yıl oldu mu Kasım Usta? Olmuştur. Evet. Kasım Usta senin ufağın mıydı, ufağının ufağı mıydı? Şey. İbrahim senin ufağın değil mi? Tamam. İbrahim'e kızı ben verdim ya. Burada mı oğlanın? Yok. Boyunca oğlan oldu hepsinde ya. Allah'ın emrini bana koymuşlardı o zaman ya. Ben verdim. Kasım Usta hakkını helal et. Ya bir kilo et parası veriyor o kimse. Ama yok. Yani oturdu. Bu böyle bir asgari ücretle çalışıyormuş filan önemli değil. Gidecek onu yiyecek. Allah muhafaza. Avrupalı olduk. Daha nasıl olacağız? Ama asıl kaos bu bence. Allah bizi affetsin. Bizim Allah Celle Celaluhu ve sizden başka kimsemiz yok. Başımızda olacak mısınız? Sizinle beraber aynı savaşta savaşabilecek miyiz? Cenab-ı Hak cümlemizi Mehdi'yle Resul'e asker eylesin. Amin. Cenab-ı Hak inşallah o Mehdi'nin askeri olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Eğer o zamana ulaşırsak nefsimize uyanlardan, şeytana uyanlardan Cenab-ı Hak bizleri uzak eylesin inşallah. Amin. Türkiye Cumhuriyeti'ni acziyet içinde görüyor musunuz yoksa derinden hazırlık içinde mi? Bir acziyet görmüyorum. Vardı. Bu normalde 15 Temmuz'la beraber bu acziyetin büyük bir çoğunluğu halloldu. Ama normalde hala da Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini acziyete düşürecek olan karanlık eller, karanlık gözler, karanlık diller çalışıyor mu? Evet. Bu meseleyi geçen hafta da söyledim. Ne yazık ki hükümet bu meseleyi tam anlamıyla götüremedi. Hala da götüremiyor. Ama bir şekilde inkıtaya uğratıyorlar, bir şekilde bir şeyler oluyor. Direnme var. Bu mesele henüz daha Türkiye'de tam olarak hallolmadı. Burada normalde Türkiye'yi acziyete düşürebilecek içeride yapılanmalar benim kanaatimce, tahminimce hala da var. Türkiye'nin Güneydoğu'ya hızla, Güneydoğu'ya hazırlık yapması lazım. Türkiye'nin hızla Yunanistan ve Bulgaristan sınırına hazırlık yapması lazım. Türkiye doğusunu ve batısını garanti altına alması lazım. Doğusunu ve batısını. Doğu dediğimde Güneydoğu'da dahil. Hızla hem.
ve daha savunma ağırlıklı ve savunma ağırlığının üzerinde önce savunma, onun üzerinde böyle akıncı, vurkaç yapabilecek birliklere ihtiyaç var. Hatta daha ileri şeyler söylüyorum, söyleyeyim de dinliyorlarmış sohbetleri çünkü bazı yerlerden. Türkiye'nin hızla kendi sınır boylarına sivil akıncı boyları tanzim etmesi lazım. Sivil. Asker değil. Tampon bölgeler. Bunu normalde Suriye'de şu anda uygulayabilir. Suriye'de bir tampon bölge var. Suriye'de tampon bölgelerde sivil organizasyonlar olmalı. Bu sivil organizasyonlar yetiştirilmeli. Bunlar devletten bağımsız bir şekilde akıncı beyleri gibi akın etmeli terör unsurlarına. Mesela Kuzey Irak'ta böyle bir sivil örgütlenme olmalı. PKK'ya saldırmalı. Devamlı. Göz açtırmamalı. Mesela Kıbrıs'a lazım. Mesela Trakya'ya lazım. Böyle bir şey olduğunda bunlar yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisinde olmayacak. Mesela Bulgaristan'daki Türkleri gidecek yapılandıracak. Bulgaristan'daki Türklerden orada 100 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik konuma göre bir sivil örgütlenme kuracak. Yunanistan'daki Türklerden gidecek böyle bir örgütlenme kuracak. Örneğin. Kıbrıs'ta böyle bir örgütlenme kuracak. Suriye'de yaptı ya, Suriye'de belli askeri kanat o. Harika bir şey yaptılar Suriye'de. Aynısını Irak'ta yapacaklar. Irak'taki Türkmenleri toplayacaklar bir yere, onların kendilerini koruma altına alacaklar, yetiştirecekler, ondan sonra Talefer'e mi girecek, girecekler. Ondan sonra Kerkük'e mi girilmesi lazım, girecekler. Böyle sivil yapılanmaların kuvvetlenmesi lazım. Artık önceden de o devletlerin savaşlaşması. Böyle sivil yapılanma, yani sivil militarist yapılanmalar Avrupa diliyle. Eski dille akıncı birlikler olacak. Evet, onlar cihat şuuruyla olacaklar. Cihat şuuru. Onların başlarında sarılıklarını, takkelerini, bu güzel dini yapılanmaların olacak, cihat edecekler. Ha devlet bunu yapar, yapamaz. Ayrı mesele. Yabancı generallerin, savunma bakanlarının Türkiye... Şu ses cihazlarının bu şey yerleri var ya, birleşme yerleri. Onları bu üstlere alın, bir yere taşıyın onları ya. Yabancı generallerin, savunma bakanlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni sık sık ziyaret ediyor. Bunun sebebi nedir? Türkiye bölgede güç odağı olup bu oyunu bozabilir mi? Bozmaya çalışıyor. İnşallah bozar. Bizler savaşmayı unutturulmuş bir milletiz. Tekrar öğrenebilir miyiz? Fıtratımızda savaşma özelliği var mı? Endişe, tasa ve korkuya yer var mı? Ne o? Göl yatağından su eksik olmaz. Merak etmeyin. Şu an günlük işlerimize devam edilmesi mi lazım yoksa öncesine yapılması gereken şeyler var mı? Günlük işlerinize devam edin. Sufi vaktin çocuğudur. Sufi bu noktada günlük işlerine devam eder, hiçbir şey yokmuş gibi. Yapay zekalı, cinsel içerikli robotlar yapılmış. Bunların helal veya haram mıdır? Sakat ve özürler için kullanılabilir mi? Cinsel içerikli robotların ne olduğunu bilmiyorum. Hepsinden önemlisi malın ve mülkün sahibi olan Allah bu olaylara ilgili ne düşünüyor, ne planlıyor, ne yapmak istiyor? Bu muhteşemdi. Bu biraz Halit Vari olmuş. Allah razı olsun. Halit de bir ekol oldu bak ya. Değil mi? Bu senin ekolünden mi? Allah razı olsun inşallah. Fâlemen lâhû. Lâhû.
Amin. Eyvallah. Destur.